Selam. Ben geldim. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evime de hoş geldiniz. Şimdi sizlere ev turu çekeceğim. Daha önce ben bu evin boş halini çekmiştim. Şimdi dolu halini size göstereceğim. Öncelikle anahtarlığımı, anahtarımı asıyorum. Bu arada anahtarlığımı da göstereyim. Evet, bu Aydın'ın anahtarlığı aslında. Bunu gördüğünüz gibi Roma'dan aldık. Hemen atıyorum. Kendi anahtarlığımı da göstereyim. Bu da benim. Evet. Burayı kapattık. Şimdi girişten başlıyorum. Geçen gün ayakkabılığımı şeyden aldım. A101'den aldım arkadaşlar. Ben çok uzun bir süredir ayakkabıları yere koyuyordum ama son zamanlarda artık hamile olduğumu hepiniz öğrendiniz. Hamile olduğum için bebeğin yerlerde sürünüp ayakkabılarla her yere dolaşmasını istemedim. O yüzden ayakkabılık almam şarttı. Aslında bir tane ayakkabılığım var bu tarafta ama günlük kullandığım ayakkabı, misafirlerin geldiği zaman işte koyabileceğim bir ayakkabılık gerekiyordu. Ben de onu buraya layık gördüm. Affedersiniz. Şöyle, ben bir sürü ayakkabılık baktım. İşte N11'den baktım, hepsi buradan falan baktım. Ama yorumlara göre herkese A101'den aldığımız ayakkabılık daha kaliteli çıktı diyordu. Tabii diğerlerini kötülemek için söylemiyorum ama ben de A101'de şimdi yeni gelmişti hatta. İşte baktım A101'e, şöyle bir ayakkabılık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört gözlü, görüyorsunuz. İşte ev terliklerini falan koyuyorum. Ayakkabılar olduğu için çok detaylı orayı göstermeyeceğim. Çünkü günlük giydiğimiz ayakkabılar. Evet arkadaşlar. Bu arada nefesim benim şu an ikiye bölünüyor. Benim ağ rüzgarı. Çiçeğimi falan bana doğum günümdü. Benim 16 Nisan benim doğum günüm. Çiçeğimi bana sevgilim gönderdi. Aydın gönderdi. Bunu da tekrardan Şok'tan aldım arkadaşlar. Bambularım. Bunlar geldiğinde hiç filizlenmemişti ama şu anda çok güzel filizlendiler. Şöyle göstereyim. Evet. Kutumu İngiliz Home'dan aldım arkadaşlar. Bunların setleri var. Üçlü olarak satılıyor zaten. Biliyorsunuzdur illaki. Buraya da işte ıslak mendillerimi falan koyuyorum. Giriş. Burayı da göstereyim istersen. Böyle gelin. Buraya da kışlık montlarımızı falan koydum. Bu şekilde. İşte kullandığımız el bezlerimizi falan diziyorum altlara. Ütüm burada. İşte montlarımız, Aydın'la benim montlarım burada. Kışlık. Ayrıca burayı böyle karanlık alanınız varsa şöyle bir aydınlatması var arkadaşlar. Şurayı gösterebiliriz istersen. Eğer ki sizin de böyle özellikle çatı katları için böyle altları dolaplar yapılıyor ya, onun gibi böyle bir ışıklandırma alıp dolabınızın içine aydınlatabilirsiniz. Aynı şekilde buralarda ayakkabılarımız var. Yukarıda arkadaşlar. Kutulu hepsi. Burada da aynı şekilde ayakkabılarımız var. Evet. Koridor halılarımızı da gerçi ben tüm halılarımı aynı yerden aldım. Mağazanın adını hatırlamıyorum ama Üsküdar'da bir tane halıcıydı arkadaşlar. Tablom burada. Tablomu Trendyol'dan aldım. Yani daha aslında daha çok tablo istiyorum. Ama şu anda fırsatım bir türlü olmadı. Şu duvarı da ve şu karşı iki duvarı da tablolarla doldurmak istiyorum. Aslında ben şu duvara şöyle kocaman büyük bir ayna istiyorum. Umarım buraya ayna gelir. Evet, şimdi sizi salona davet ediyorum. Buyurun. Burası benim salonum. En çok vakti burada geçiriyorum. Çünkü ben televizyon karşısında böyle yayılıp yatmaya bayılırım. Evet arkadaşlar, ben genel olarak mobilyalarımı falan nereden aldığımı göstereceğim. Biz uzun bir süredir evlendikten sonra bir aya yakın falan televizyonsuz kaldık. Televizyonumuz yoktu. Sonra daha sonra evlendikten sonra televizyonumuzu kendimiz aldık. Sonrasında mobilyalarımızı falan ailelerimiz aldı. Evet, yemek masam. Masama aşık bir insanım. Masamı, sandalyelerimi falan nereden almıştım ya? Neydi adı? Keops mobilyadan aldım arkadaşlar. Masamı, benim şu alanım çok küçük olduğu için ben bu masamı
ölçülendirerek yaptırdım. Bu 1.60 arkadaşlar boyu. Ahşap, işte tam olarak ne deniyor bunlara çok iyi bilmiyorum ama ben böyle ahşap masalara aşığım. Ayakları da şu şekilde. Evet. Sandalyelerimi de Kaws Mobilya yaptı. Ben aslında bu sandalyeleri Macit'lerde beğenmiştim. Bu arada mobilyalarım Dudullu'da, Modoko var biliyor musunuz bilmiyorum. Hepsini oradan aldım. Sağ olsunlar 3 mağazadan beğendim ben tüm mobilyalarımı. Hepsini birbirleriyle anlaşarak renklerini falan işte birbirlerine göre uydurdu. Atıyorum koltuklarımı ben Ber Mobilya'dan aldım. Ondan sonra neyse koltuklarımı Ber Mobilya'dan aldım. Atıyorum benim yastık işte koltuğum bu renk. Bu antresitmiş ama kahveye yakın bir antresitmiş bu. Arkadaşlar bu da koyu antresit, griye yakın antresit yastıklarımda. Bu yastıklarımın renginde sağ olsunlar Kaws Mobilya'ya rica ettim. Yastıklarımın kumaşından Kaws Mobilya'ya verdik. Sandalyelerimi de ona göre yaptılar arkadaşlar. Macit'lerdeki sandalyeler çok pahalıydı. O yüzden sağ olsun Kaws Mobilya bana aynısını yaptı. Evet arkadaşlar dediğim gibi koltuklarımı Ber Mobilya'dan aldım. Bunlar da şu şekilde açılabiliyor. Şu öne geliyor. Bu mekaniği yok. Bir de bunları tekli berjer yaptırdım ama salonumda çok yer olmadığı için onu arka odaya götürdüm. Onu da göstereceğim. Kaws Mobilya aynı zamanda bu ne deniyordu? Sehpaları işte bana hediye etti arkadaşlar. Yoruldum. Neyse. Devam ediyorum. Bunları size daha önce göstermiştim zaten. Bu sehpalarımı iki adına aldım. Bu böyle kalın kollular için böyle sehpalar çok ideal oluyor bence. Çünkü işte günlük kullanımda işte çayını kahveni çok rahat bir şekilde koyabiliyorsun. Gerçi bardak attıklarım var ama ben yine de onları kullanmayı seviyorum. Evet arkadaşlar vitrinim. Vitrinim de yani televizyon ünitem. Bu da şeyden. Neydi? Kaws Mobilya'dan. Masayla vitrini yani işte TV ünitesini aynı yerden yaptırdık. Ben çok beğendim. Benim çünkü siyah ve ahşap rengine karşı böyle bir çılgınlığım var. vitrinimin iç kısımları şu şekilde. Böyle göstereyim size. Böyle burada bardaklarımı falan koydum. Arkadaşlarım, canlarım. Evet, üst yüzeyi de ayna şeklinde buraya bakıp kendimi görebiliyorum. Aynı şekilde yine bu taraftan böyle. Bir de bunun şuradan açılması çok güzel. Hiçbir şekilde çocuk burada gelip şuralardan falan şöyle açamıyor. Yine buraya bardaklarımı böyle koydum. Arkadaşlar, bu şekilde. Bardaklarımı da göstereyim. Bardaklarım... nerede almıştım ben? Hepsi buradan almıştım tüm bardaklarımı. Su bardaklarımı. Ben öyle takım kristal olsun, şu olsun, bu olsun hoşuma gitmiyor. Yani hepsi takım bir şekilde sevmiyorum. Daha sonra bir şu TV ünitesinin şu kısmına daha biblo alamadım. İnşallah onları da bir düzene sokacağım. Bunu Aydın'la sevgiliyken Antalya'da Düden Şelalesi'nden almıştım. Biliyor musunuz? Bilmiyorum orayı. Bir kolun, erkeğin kolunda Kübra. Kadının kolunda Aydın yazıyor. O yüzden bunu kıyamıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde işte mobilyalarıma uyumlu olsun diye prizlerimi, bu çoklu kablolarımı falan hepsi burada da sipariş verdim. Başka ne söyleyebilirim size? Saatim. Saatime Trendyol'dan sipariş verdim. Bu bana ilginimin hediyesi. Beni buradan öpüyorum. Evet ilgin. Devam edelim. Tablomu. Arkadaşlar tablomu da Trendyol'dan sipariş verdim. Ben buraya kocaman bir tablo istiyordum ki gönlüme göre bir tane tablo buldum. Çünkü ben evim böyle yeşil olmasından yanayım ama bir türlü istediğim gibi düzenleyemedim. Ama inşallah sırası gelecek. Aynı şekilde abajurumu da Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Ben aslında bunu önce yatak başına düşünüyordum. Ama sonra düşündüm. Buraya daha güzel oldu. Yatak başında biraz büyük durdu. Şimdi göstereceğim yatak başındaki abajurlarımı da.
Aynı şekilde perdelerimi Üsküdar'daki neydi ya? Cuma pazarını biliyor musunuz? Cuma pazarının orada bir tane perdeci sırası var. Ben orada ya neydi dükkanın adını unuttum. Neyse orada yaptırdım ya. Yani. Yine aynı şekilde yastıklarıma uyumlu olsun diye. Şu anda güneşlikleri kapattım çünkü dışarıda çok güneş var. Umarım aydınlık çıkıyordur. Neyse devam ediyorum. Şöyle vazomu göstereyim size. Ay. Bu vazom bana düğün günü müdürümden hediye olarak geldi. İçinde tabii çiçek vardı. Çiçeğim soldu. Ben de dedim bu uzun bu işte saksının içine ne koysam. Sonra Trendyol'dan şöyle küçük saksılar aldım. Ay saksı diyorum, dallar aldım. Sonra babam bunun tanesi hemen şöyle bir dala 45 TL vermişim. Babam dalga geçti. Kızım dedi, bunlara dedi 45 TL vereceğini ben sana toplarım dedi. Gitmiş bunu bana getirmiş. Ben de bunu buraya koydum. Dallarımla çok mutluyum. Aynı şekilde annem böyle bir dal getirmiş. Yani benim de bayağı alay ettiler ama burada güzel bir dekor olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler canım ailem. Halım. Salondaki halımla beraber gene aynı. Ama inşallah yani ben önce bir yani buna benzeyen bir halı almıştım. Ama biraz açık kaldı yani. Burada çok beyaz duruyordu. Daha sonra ben de işte tekrardan değiştirdim. Bu modeli gösterdiler. Geldiler sağ olsunlar değiştirdiler ve halımla çok mutluyum. Şimdi kameramanın tam arkasından lambederim duruyor. Göstereyim. Lambederimi de iki adan aldım arkadaşlar. Ay iki adıyorum. Çok pardon. Trendyol'dan aldım. Lambederimi de Trendyol'dan aldım. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bence eve de uyuyor. Ben beğendim. Klasik bu hani lambaderler güzel değil. IKEA'dakiler falan da çok pahalıydı ama IKEA'dan şaşmadım. Ne deniyor bunlara? İşte ampullerimi ve avizelerimi IKEA'dan aldım arkadaşlar. Bu üçlü olarak işte istediğimiz yere döndürebiliyoruz. Aynı şekilde yemek masasının üstüne de öyle üçlü bir şekilde aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada balkonumuz var. Gel kameraman. Şu bayrağımı bir düzelteyim bir dakika. Evet arkadaşlar. Burası benim balkonum. Zaten ben burada sizlere çok video çekiyorum. Biliyorsunuz işte fidelerimi ekliyorum falan filan. Şimdi arkadaşlar bu balkonumun masamı sandalyemi ben IKEA'dan aldım. Bu masanın aslında sandalyeleri bu değil. Ama ben daha rahat bir şekilde kullanabilmem için bu sandalyeleri ben tercih ettim. Böyle. Daha sonra bu tarafı size göstermek istiyorum. Çok büyük bir balkonum yok ama bize yetiyor arkadaşlar. Biz işte şunları Trendyol'dan aldım. Şunu zaten videosunu paylaşmıştım ben sizlere. İzlemişsinizdir belki. Aydın yaptı bunu. Buralara işte çiçeklerimizi koyuyoruz. Şunu marketten almıştım. Çiçeklerimiz de bu arada büyüdü. Bunu biliyorsunuz zaten. Gördünüz siz de. Domates biberlerimiz. Daha burayı düzene çok istediğim gibi sokamadım. Ama inşallah onun da sırası gelecek. Evet şimdi içeri geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daire kapısının hemen karşısında salonumun hemen yanında mutfağım var. Gel buraya kameraman. Burası benim mutfağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Açık konuşacağım. Lütfen ben hiçbir zaman yalan söylemem. Mutfağımı çok seviyorum. Burada vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Ama mutfağım dolapları benim için birazcık kullanışsız açıkçası. Çünkü maşallah çok çeyiz yaptığım için eşyalarım sığmıyor benim. Mesela burayı size göstermek istemiyorum. Kapatıyorum. Çok karışık. Neyse tamam. Tencerelerimi falan bu bölüme koyuyorum. Aynı şekilde saklama kaplarım falan bu bölümde. Neden göstermek istemedim? Söyleyeyim. Bu tarafa doğru bir yani dolap şöyle gittiği için burada bir yığılma oluyor. Ve ben buradan bir şey alacağım zaman hop içeri doğru girmek zorunda kalıyorum. Bunun için çok güzel bir çözüm buldum. Daha doğrusu bu da arkadaşım söyledi bana ama ben daha sonra araştırdım. Diğer YouTuber'lara, blogger'lara falan baktım. Burada armut sistem denilen bir şey varmış arkadaşlar. Bunu böyle kapağı açtığımızda o da hop dışarı çıkıyormuş. Ondan aynen söyledim yapacak. Aslında şu anda bu ev kira olduğu için, evim kira olduğu için yapmak ne kadar doğru onu da bilmiyorum.
Neyse, burada işte çekmecemde çatal kaşıklarım, işte burada birkaç erzağım, merzağım. Aynı şekilde burada tavam falan, erzaklarım falan var arkadaşlar. Evet, ay yoruldum ya. Şimdi ben bunları burada işte kavanozlarım var, birkaç tane günlük kullandım. İşte kahvemde, şekerimde, tuzumda bitmişler bu arada. Bunları yenilemem gerekiyor. Aydınımı Arçelik'ten aldım arkadaşlar. Fırın vardı. Fırın ev sahibi koymuş. Aa, yok yok, fırın yoktu ya, pardon. Dalınmaz vardı. Fırını ben ocakla beraber Arçelik'ten aldım arkadaşlar. Bulaşık makinem ve buzdolabım da boşun arkadaşlar. Ben siyahı çok seviyorum. Şimdi siyah gerçekten toz tutuyor ya. Ama yine olsa yine alırım ya. Yapacak bir şey yok. Buzdolabımın boşun çok memnunum. Ben bu işte üstte buzluk olmasını daha çok seviyorum. Daha kullanışlı geliyor bana. Bulaşık makinem de aynı şekilde boşun. Aa, bu arada makinenin bitmesine 4 dakika kalmış. Çalışıyor şu anda. Evet arkadaşlar, kettle'ım falan aynı şekilde çeyizimler. Buralarım da çok karıştı. Buraları da düzenlemek istiyorum. Şuraya bir şunun gibi raf düzenleyicisi aldım. Bu arada bardaklar falan makinede, o yüzden biraz boş. Oraları da düzenleyeceğim. Heh, düzenleyicim de burada. Bunu zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Şunu oraya yerleştireceğim. Birazcık dolaplarımın için düzenlemek istiyorum. Bu masayı da, bir dakika şurada toz var. Bu masayı da IKEA'nın fırsat ürünlerinden aldım arkadaşlar. Normalde fiyatı çok pahalıydı ama biz 80 liraya aldık. Çünkü masanın şu kısmında gözle görülebilir bir şekilde çok hafif bir çizik var. O yüzden IKEA bunu fırsat ürünlerine, işte iki, yani bu hani ilk girişte oluyor ya fırsat ürünleri diye, oradan aldım. Arkadaşlar saatimi Trendyol'dan aldım yine her zamanki gibi. Evet arkadaşlar, aksesuarlarımın çoğu Trendyol zaten. Devam edebiliriz. İçeri. Karşısında da banyom var. Banyomu, dolaplarımı ev sahibim IKEA'dan yaptırmış arkadaşlar. Aynen falan işte şu lambalar, IKEA'yı takip ediyorsanız görmüşsünüzdür illaki. Bu işte bana gelen çiçeklerin vazosu. Ben buna işte günlük kullandığım taraklarımı falan koydum arkadaşlar. Bu diş fırçalığımı, işte sabunluğumu, tuvalet işte tuvalet çöp kutusunu. Ben bunun hepsini Mudo'dan aldım arkadaşlar. Daha sonra boş kalmasını hiç sevmem duvarların. Ay pardon. Bunları şeyden, Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Bunların hepsini ben seçiyorum, Aydın yapıyor. Ben seçiyorum, Aydın yapıyor. Ev bizden soruluyor yani. Yine bak, içeride göstermiştim ya. Bu da English Home'un büyük kutusu arkadaşlar. Bu da English Home'un yuvarlak kutusu. English Home'dan aldığım tek şeyler bunlar benim. Onun dışında böyle pembeliydi, çiçekliydi, fıçekliydi. O tarz şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Aynı şekilde Madame Coco gibi. Tabii ama güzel ürünleri de oluyor mesela. Bunlar hoşuma gidiyor. Hasır sepet falan filan. Bunlardan işte buraya da ardıya işte peçet şeydi. İşte deodoranttı. İşte yüz yıkama jelleriydi falan filan. Onlar da burada duruyor arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Aynı şekilde ben bunu English Home'dan alacaktım. Sonra benim efsane fikirli arkadaşım Ecem, sağ olsun, bu çiçeğe 50 milyon vermekten kurtardı beni. Uygun'a şöyle güzel bir çiçek aldık. Böyle bir vazo aldık. Bence çok daha güzel oldu. Aynı şekilde şunu Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Buraya peçetelerimi falan koyuyorum. Ahmet'in bu kanının bir esprisi var, size şu an anlatamayacağım. Oturan burada hop. Neyse. Bu tuvalet kağıtlığım. Şöyle. Çok güzel. Tuvalet kağıdımı gören bayılıyor. İsterseniz siz de bayılabilirsiniz. Bunu görmeden önce yanınızda bir doktor bulundurun. Bayılırsanız diye. Ay sinirim bozuldu. Gel beni, gel. Dolabın arkasını, kapının arkasını gösteririm. Hop. Burada bornozlar falan var. Bunları da IKEA'dan gene aldım, şu sepetlerimi. İşte tuvalet kağıtlarımı falan koyuyorum. Ya da işte buraya da sabunlar falan, daha açılmamış şeyler falan duruyor. Burada deterjanlarım mevcut. Evet. Yine paspaslarımı nereden almıştım? English Home'dan almışım arkadaşlar. Çok detaylı şey yapma, hani yerde toz muz olur. Buradan bence derhal çıkalım. Gir. Şimdi size iki bölüm göstereceğim. Giyinme odası ve yatak odam.
burada anlatayım. Detaya giriyorum. Ben yatak odamı ve giyinme odasını biraz büyük almışım. Evi tuttuktan sonra bunun farkına vardım. Çünkü ben mobilyalarımı evi tutmadan önce aldım. Bayağı büyük seçmişim ve mobilyalarımı da küçültmek istemedim. Yani istediğimiz ölçüye kadar yaptırıyorlardı ama ben küçültmek istemedim çünkü modelleri çok hoşuma gitti. Şimdi gelin size de göstereyim. Evet, burası yatak odam. Şu duvar kağıdını zaten paylaşmıştım. Aydın, Ahmet ve Özgür Yap'la. Özgür Aydın'ın kuzeni burada. Evet. Burası yatağımız. Evet arkadaşlar, yatak odamı, yatağını macitlerden mevcut ettik. Mevcut ettik neyse artık. İşte böyle arada bir saçmalayabiliyorum. Gel böyle kameraman. Evet. Evet arkadaşlar, yatağımın bu kısmı böyle, yani deri değil ama kumaş da değil. Yani leke tutmayan bir kumaş arkadaşlar. Berjerlerim yuvarlak. Onlar da işte takım zaten. Macitlerin takımı. Ay pardon, telefon çalıyor. Bir saniye. Şöyle bırakayım. Ben sonra seni arayacağım. tablomu yine Trendyol'dan aldım. Bu salondaki tablomla beraber almıştık biz bunu. Evet arkadaşlar. Tüllerim. Buraya ben tül yapar, yani güneşliğimi şundan seçtim. Yani ismini unuttum şu anda. Şöyle bir kumaş seçtim ki içerisi karanlık olsun. Biz uyurken içeri hiçbir şekilde ışık girmiyor. Ama bunu çektiğinizde hop aydınlık oluyor. Ve ben bunu çoğunlukla çekmiyorum. Çünkü karanlıkta uyumak insanı çok rahatlatıyor. Bu tarafı da bu işte doğum günümde gelen çiçeklerimden biri daha. Ecem'im gönderdi bu çiçeği bana. Bu aynayı Trendyol'dan aldım. Arkadaşlar şu kısım vardı. Evin her, işte bu sitenin her işte bu bölümünde, yani bir odasında böyle bir şey bulunuyor. Avizelerim Kensin Buğra'dan hediye arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereceğim. Geç istersen. Sen bu tarafa geç. Ben bu tarafa geç. Evet arkadaşlar. Bu benim isteme çiçeğim. Beni istemeye geldiklerinde böyle bir çiçek getirmişlerdi. Ben zaten kendi isteğimle yaptırdım. Çok teşekkür ederim buradan Hüsniye anneme, Seyim babama, Aydın'ıma. Evet, bu vazamı bana kızlar, yani iş yerindeki arkadaşlarım, özellikle Ecem. Zaten artık alışmışsınızdır Ecem, İlgin, Sezin abla falan, Büşra. Bunları hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Bu tablomu bana Ecem yaptı arkadaşlar. İsteme günüm 16 Temmuz 2017. Arkasında tüm kızların imzası var. Bu isteme masamın tam karşısında asılıydı o gün. Evet, şimdi giyim odama geçiyoruz. Gel. Hoppa. Burası benim. Bir daha söylüyorum. Giyim odam arkadaşlar. Evet. Gel böyle. Şimdi ben normal şartlarda giyinme odasını, yani yatak odamı burayı yapacaktım. Yan odayı da giyinme odası yapacaktım. Ama bu dolaplar yan odaya sığmıyordu. Yatak, yani şurada yatak prizi var şu bu dolabın arkasında. Yatağımı şöyle koyarım falan diye düşünmüştüm. Ama o sırada da buradan geçmek için yer kalmıyordu. Sonra Macitlerin çok güzel bir mimar hizmeti var gerçekten. Kendileri geldiler. Bu odanın giyinme odası olmasının daha uygun olduğunu, yan odanın yatak odası olması olduğunu, daha uygun olduğunu söylediler. Böyle bir plan çıkardılar. Buraya uzun dolabı, şu karşı tarafa da kısa dolabı koyduk. Evet, burası benim arkadaşlar. Bu bölüm benim. Herkes diyor ki Aydın'ın nereye koyuyorsunuz kıyafetleri? Bu bölümde Aydın'ın arkadaşlar. Kendisine haksızlık etmek istemiyorum. Artık Aydın diyor ki tamam hayatım diyor. Hani sığmıyorsan bu tarafa da geçebilirsin. Sorun yok ya. Evet neyse tamam. Şaka bir yana Aydın'ın burada da kıyafetleri var. Şimdi tişörtleri, pantolonları falan burada duruyor. Haksızlık yapmam. Evet. Mobilyalarım işte dediğim gibi macitlerden aldım arkadaşlar. Yine siyahlar. Ama çok memnunum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yine alsam yine alırdım. Arkadaşlar
Halılarımı yine Üsküdar'daki halıcıdan, tüm halılarımı zaten oradan aldım. Üsküdar'daki halıcıdan aldım arkadaşlar. Aynada sen kendine bakıyor ya. Kameramana bak ya, aynadan kendine bakıyor. Sisli. Bu kalan bölümü işte böyle bavullarımda şu şekilde işte çantalarım. Hani seyahat için kullandığım eşya çantalar var. Ay, toz bezlerim de orada duruyor. Çamaşır sepetim. IKEA. Evimizin her şeyi. Reklam yapıyorum IKEA lütfen. Bu aynamı yine Trendyol'dan aldım arkadaşlar. Evet, Trendyol'dan aldım yine aynamı, çantamı Ahmet verdi. Kameraman orada geliyordu o yüzden. Teyze gel. Gel buraya. Süslenme masam benim. Bu aynayı ya görüntü olarak çok güzel ama ben çok kullanışlı bulmuyorum. Çünkü aynanın üstü siyah. Siyah ayna yani siyah camdan oluşuyor. O yüzden böyle makyaj yaparken falan çok güzel bir makyaj ortaya çıkmıyor burada. Ama ben yine de o yüzden şu boy aynasını aldım. Büyük ihtimalle yani burada falan böyle işte bıçağımı falan burada bağlıyorsam yine makyajımı büyük ihtimalle buradan şey yapıyorum. Orada yapıyorum makyajımı falan. Daha sonra size süslenme ile ilgili burayı göstermeyeceğim. Çünkü burayla ilgili detaylı bir video çekmek istiyorum. Süslenme masamı düzenliyorum diye. Makyaj masamı. Evet arkadaşlar. Bunlar sizin hanımın yani sizin ablamın mucize bebeğimize hediyesi arkadaşlar. Çok güzel kokuyor lavantalarım. Oh mis. Evet, bunları da ben Aydın'a sürpriz olarak almışım. Ah buradan mı çekiyorsun? Bunları da ben Aydın'a hamile olduğumu söylerken verdiğim patikler. Evet. Bunlar da işte böyle çerçeveler falan filan işte. Bunlar çok gerekli bir şey değil. Bu şu takılığımı arkadaşlar Madame Coco'dan aldım. Bence mobilyalarımı... Ay. Pardon. Bir dakika. Ay. Mobilyalarımı uyuyor. Çok da güzel takılarımı falan topluyor işte arkadaşlar. Ben beğeniyorum. Şunu Üsküdar'dan Aydın almıştı. Bu tarafa geçebiliyor muyuz? Bunu Üsküdar'dan Aydın almıştı. Buna da işte günlük dışarıdan geldiğimizdeki kıyafetlerimizi falan asıyoruz. Topluyor. Buradan alıyorum çamaşırlar atıyorum falan derken. Öyle vakit geçiyor işte. Gelelim. Burada da bir balkon varmış dediğim yer. Burası inanılmaz derecede dağınıktı. Son zamanlarda annem topladı. Çünkü ben burayı RD olarak kullanıyorum arkadaşlar. Güneşliklerim falan yeni takıldı. Şu yan taraftaki gibi yani storelarım vardı ama bana yine de çok güven vermiyordu burası. İşte burada kamp malzemelerimiz falan var. İşte ben Milado sopasılarını falan kesinlikle banyoda hiç sevmiyorum. O yüzden bu arka balkonda falan tutuyorum. Burayı da poşet depoluyorum arkadaşlar. Bu poşetlerimi de depoluyorum. Annem atma dedi. Şimdi bebeğin olursa bebek bezlerini koyman için çok lazım olacak sana dedi. O yüzden ben buraya işte bezleri diyorum. Şey poşetleri depoluyorum. Şurada işte makarnalarım. İşte ıhlamurum, birkaç kavanozum, işte domates soslarım. Onlar duruyor arkadaşlar. Burada elektrik süpürgem falan var. Onun dışında burada başka bir şey yok arkadaşlar. Yukarıda pasta süslerim var. Yılbaşı ağacım, süslerim falan var. Şu kutuyu bana Aydın hediye etti. İçinde bizim fotoğraflarımız falan var. Çok güzeldi. Hayatımda bana yaptığı en güzel sürprizdi. Sürprizdi. Üstüne basa basa söylüyorum hayatım. Küçük sürprizlere her zaman açayım. Evet burayı kapatalım. Ardiye alalım. Çok görünmesin. Evet. Bu güneşliklerimi gene Üsküdar'daki Cuma Pazarı'nın oradaki perdecide yaptırdım. Tüm o, hepsini aynı yere yaptırdım. Ben tek bir dükkanda alıp çıktım. Mobilyalarım hariç arkadaşlar. Ay evet arkadaşlar. Benim ev turum bu kadar. Ben evimde mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir tercihlerimi. Yeni ev düzeceklere, yeni evleneceklere herkese bir fikir olmuştur diye tahmin ediyorum. Üsküdar'da oturuyorum, kirada oturuyorum. Burada kiralar işte tahmini 2000'den, en az 2000'den başlıyor. 2000, 2500 falan. Ama tabii daireler bu şekilde. Hani çok büyük bir daire beklemeyin.
Ben memnunum dairemden. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.